Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'na hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyadaki adaletsizliğe dikkat çekti. Dünya 5'ten büyüktür söylemini yineleyen Erdoğan, nükleer silahlara sahip ülkelerin diğer ülkeleri tehdit ettiğini belirtti. Erdoğan, Keşmir meselesinden Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konularına kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi. Bu kürsüden yıllardır insanlığın kaderinin sınırlı sayıdaki ülkenin ihtiyarına bırakılamayacağını söylüyorum. Burada sizlerin huzurunda tekrar ediyorum. Dünya 5'ten büyüktür. Tüm dünyanın belleğine kazınan o söylemi yineledi. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın işleyişinde reform, temsil mekanizmalarında adalet istedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'na hitap etti. Hazreti Mevlana'dan örnek veren Erdoğan, dünyanın büyük bir adaletsizlik içinde olduğunu belirtti. Dünyanın bir tarafının sefalet, diğer tarafının da zenginlik içinde yaşadığını vurguladı. Bugün dünyamız küresel düzeyde adaletsizliğin yol açtığı pek çok sorunla ve sancıyla yüz yüzedir. Medeniyetimizin büyük alimi Hazreti Mevlana adaleti hakları ve ödevleri gerektiği gibi paylaştırarak herkese hakkını vermek olarak ifade ediyor. Bugün dünyamızda ne hakların ne de sorumlulukların gerektiği gibi paylaşılmadığı ortadadır. Dünyanın bir tarafı yüksek refah seviyesi ve lüks içinde hayatını sürdürürken, diğer tarafta açlığın, sefaletin, cehaletin kol gezmesi kabul edilemez. Dünyanın şanslı bir azınlığı dijital teknolojiyi, robotları, yapay zekayı, obeziteyi tartışırken 2 milyarı aşkın insanın yoksulluk, 1 milyara yakın insanın açlık sınırının altında yaşıyor olması çok acıdır. Erdoğan, nükleer silahlara sahip ülkelerin diğer ülkeleri tehdit ettiğini belirtti. Nükleer güç sahibi ülkeler ile buna sahip olmayan ülkeler arasındaki adaletsizlik dahi tek başına dünyanın dengelerini bozmaya yetiyor. Nükleer silahlara sahip olanların nükleer silahı olmayanları özellikle tehdit ediyor olması anlamlıdır. Nükleer güce dayalı kitle imha silahlarının tümden yok edilmek yerine her krizde bir koz olarak ortaya konması herkes gibi bizi de rahatsız ediyor. Bu güç ya herkes için yasak ya herkes için serbest olmalıdır. Başkan Erdoğan, Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle Kıbrıs meselesinin yıllardır çözülemediğini vurguladı. Türkiye'nin sonuna kadar Kıbrıslı Türklerin haklarını savunacağının altını çizdi. Kıbrıs meselesi 50 yıldan uzun süredir devam eden müzakerelere rağmen Rum tarafının uzlaşmaz tavrı sebebiyle çözüme kavuşamamıştır. Rum tarafı Kıbrıs Türkleri ile siyasi gücü ve refahı paylaşmayı reddeden adaletsiz ve hakkaniyetsiz bir dayatma siyaseti izliyor. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarını kazan kazan anlayışıyla önemli bir işbirliği fırsatı olarak görüyoruz. Bölgedeki bazı ülkeler ise bizim bu makul tavrımıza rağmen tek taraflı adımlarla enerji kaynaklarını birer sorun ve çatışma alanı haline dönüştürmeye çalışıyor. Doğu Akdeniz'de hem Türkiye'nin hem de Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını sonuna kadar koruyacağız. ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İran'a yüklendi. İran'a yönelik yaptırımların artırılacağına işaret etti. Ticaret konusunda Çin'e gözdağı veren Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu da hedef aldı. İran böyle davrandıkça ABD'nin uyguladığı yaptırımlar gevşetilmeyecek. Aksine daha da sıkılaştırılacaktır. Yaptırımlarla İran'a abluka uygulayan ABD Başkanı Donald Trump bu kez de Birleşmiş Milletler kürsüsünden İran'ı tehdit etti. Trump, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Suudi Arabistan'daki petrol rafinerilerine saldırıdan İran'ı sorumlu tutan Trump, İran'a ek yaptırımlarında yolda olduğunu işaret etti.
ABD bu saldırılara yanıt olarak İran Merkez Bankası'na ve Özerk Varlık Fonu'na en üst düzey yaptırımları uyguladı. İran böyle davrandıkça ABD'nin uyguladığı yaptırımlar gevşetilmeyecek. Aksine daha da sıkılaştırılacaktır. İran, barışsever milletlerin karşılaştığı en büyük güvenlik tehditlerinden biridir. Tüm ülkelerin İran'a karşı eyleme geçme sorumluluğu var. Hiçbir sorumlu ülke İran'ın kana susamışlığına ortaklık edemez. Trump'ın gündeminde ticaret savaşına girdiği için de vardı. Çin'in reformlar konusunda uluslararası topluma verdiği sözleri tutmadığını savundu. Çin'i zoraki teknoloji transferi ve fikri mülkiyet haklarını çalmakla suçladı. Trump bir mesajda küreselleşme hakkında verdi. Özgür dünya ulusal temellerini kucaklamalı, onları ortadan kaldırmaya, yerine yenilerini koymaya kalkışmamalı. Gelecek küreselleşmecilerin değil, vatanseverlerin olacak. Gerçek apaçık ortada. Özgürlük istiyorsan ülkenle gurur duy. Demokrasi istiyorsan egemenliğine sarıl. Barış istiyorsan ulusunu sev. Trump konuşmasında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu da hedef aldı. Kübalı korumaların Maduro'yu koruduğunu savunan Trump, Maduro'yu Küba'nın kuklası olmakla suçladı. Trump ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la iyi bir ilişki içinde olduğunu kaydetti. Kuzey Kore'nin büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Trump, ancak Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınması gerektiğini belirtti. Evet, tüm gündemi değerlendirmek üzere İmves Taze Yönetim Kurulu üyesi Doktor Hakan Avdan bizimle beraber. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Biraz önce de aktardık, piyasalara etkisinden de bahsettik. Dün Birleşmiş Milletler'de Trump'ın konuşmaları vardı. Şimdi baktığım zaman İran'ı ayrı bir parantez açtığını görüyoruz. O tarafta yaptırımların daha da artırılacağından bahsediyor ki Aramco'ya yapılan saldırıları tek sorumlusunun İran olduğuna inandıklarını söylüyorlar. Diğer taraftan Rusya, Japonya ve Çin gibi ülkelerin İran'a bu anlamda biraz destek olmaya çalıştığını görüyoruz. Tahran yönetimiyle daha sıcak ilişkiler gündeme geliyor çoğunlukla. Rusya ile Çin sizce İran'ı korumaya mı alıyor ve böyle bir Tahran'ı koruma altına almak gibi bir güçleri var mı sizce? Nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi tabii ki bir güç savaşları var Orta Doğu'da. Özellikle İran özelinde de bir cephe oluşmuş vaziyette. Rusya ve Çin tabii İran'ın yanında. Amerika ve işte Suudi Arabistan olsun, Batı biraz daha değil, İran'ın karşısında açıkçası. İran'a yaptırımlar uygulanıyor. Yani tabii ki Rusya ve Çin'in desteklemesi bir denge unsuru, denge oluşturuyor. Fakat şöyle bakmak lazım. Yani İran'da çok küçük de bir ülkede değil. Yani bir Suriye, Irak da değil İran. Yani orada İran'ı yaptırımlarla şey yapmak, yani bir şekilde dize getirmeye çalışmak ya bence çok doğru bir yaklaşım değil. Yani dünyanın biraz daha barışa ve onun getirdiği refaha ihtiyacı var. Yani gerginliklerin azaltılması lazım. Aslında Başkan Obama'nın yaptığı bence doğruydu. İran'ı kazanmak yönünde anlaşma yapılmıştı, nükleer anlaşmada. Başkan Trump bozdu bunu. Halbuki bir kenara itip ambargolarla dize getirmeye çalışmaktansa kazanarak, ortamı yumuşatarak şey yapmak, yani bu nükleer anlaşmaya devam ettirmek bence çok daha mantıklı bir şey. Çünkü orada bir gerginlik veya bir savaş hiç kimsenin hayrına değil, bizim için de hiçbir şekilde iyi olmaz. Sonuçta dediğim gibi İran çok köklü bir ülke. Yani İran'ı başka ülkelerle karıştırmamak da lazım. Yani İran güçlü bir ülke. İşte tarihine bakarsanız, yani biraz tarihe bakmak lazım. Bizim Osmanlı, Selçuklu Osmanlı artı İran, o zamanlara bakarsanız İran herhangi bir ülke değil. O nedenle yani onu çok da böyle kolay dize getirebileceklerini de zannetmiyorum. Bir savaş da hiçbir şekilde iyi bir fikir değil. Artı ticari olarak da bizim hiçbir şekilde işimize gelmeyen bir şey. İran tabii ki ambargolardan çok yara aldı siyasi olarak. Yani belli bir gücü olsa da ambargolardan çok yara aldı. Çok geride kaldı ülke ekonomik olarak tabii ki. Ama bir potansiyeli var, o potansiyeli kullanamıyor ambargo nedeniyle. Yani aslında gerginlikler yerine bir barış ortamı olsa Türkiye'nin de çok fazla işine gelecek. Ben de dünyanın da işine gelecek. Ama tabii işte o biraz daha şey, açıkçası Orta Doğu biliyorsunuz o kadar kaynayan kazan ki işte mezhep savaşları da giriyor işin içine. Suudi Arabistan giriyor, sadece Batı değil. İsrail'in fonksiyonu var orada. Yani bu büyük resme baktığınız zaman tabii iki cephe oluşmuş vaziyette. Rusya ile Çin'in desteklemede bir denge unsuru oluşuyor. Yani çok da şey yapmamak lazım. Yani tabii ki birilerinin de desteklemesi, bir denge sağlanması açısından Orta Doğu'da iyi. Dediğim gibi bunun olabilecek en kötü iş bir savaşa gitmesi bu işin. Bence
Yani Amerika uzak olabilir ama bu bölgede hiç kimsenin işine gelmez. Hiçbir şekilde iyi bir senaryo olmaz tabii ki bir savaş. Evet, yani Amerika'nın uzak olması aslında hiçbir şey değiştirmiyor. Çünkü zaten sıcak savaş gerçekleşirse bu fitili ateşleyen Amerika olacak ki dediğinize katılıyorum. İran hiçbir zaman omurgalı duruşundan vazgeçmedi. Hiçbir zaman taviz vermedi ki nükleer zenginleştirmeyle alakalı yaptıkları açıklamaya da bakarsak en çok oradan girmeye çalışıyor. Çünkü Amerika'nın İran'ın üzerine gitmeye çalışıyordu. Onunla alakalı da eğer mütabakata uyarlarsa, bu anlaşma şartlarını yerine getirirlerse yeniden bu uranyum zenginleştirme sınırını stok seviyesine çekip işte kalan kısmı Rusya'dan sarı kek almak üzere satacaklarını da söylediler. Aslında birçok anlamda daha uzlaşmacı bir tavır görüyoruz İran'dan ama son açıklamalara bakılırsa kesinlikle görüşmek istemiyoruz diyorlar Amerika'yla. Bu noktada sıcak savaş gerçekleşmesi mümkün mü sizce? Yani bir sonraki adım ne olacak? Trump'ın da bu konuda sürekli tehditlerini takip ediyoruz çünkü. Bence tehditlerle Başkan Trump herkesi bir şekilde yola getirmeye çalışıyor ama yani hepsi de her zaman sökmüyor tabii ki. İran'a yıllardır ambargo uygulanıyor. Ne oldu? Hiçbir değişen bir şey de yok. Yani ne İran vazgeçti, ne Batı Amerika vazgeçti. Bence Başkan Obama'nın politikası orada daha iyiydi. Yani ambargoyla, başka yöntemlerle bu işi yapmak yerine bir şekilde kazanarak yapmak. Yani İran'ı nükleerden vazgeçirmenin yolu bence işte belki İran'ın daha açılmasını sağlamak, İran'ı kazanmaya gitmek. Yoksa savaşlar, yani çok savaş olacağını da inanmıyorum bu iş açıdan aslında. Yani şimdi şeyi gördük, Suudi Arabistan'ın petrol rezervlerinin ve tesislerinin saldırılara ne kadar hassas olduğunu, ne kadar açık olduğunu da gördük. Yani orada yani birkaç tane drone'la bu hale geldi. Dünya işte üretiminin %5'i, Suudi Arabistan üretiminin çok önemli bir kısmı. Bir anda birkaç tane drone'la şey oldu, kesintiye uğradı. Hı hı. Yani çok büyük bir risk var orada. Çok büyük bir savaşta İran tabii ki hedef alacak bunları. Yani o boyut olarak bu saldırı aslında bir gösterge oldu bence. Nerelere gidebileceğinin, bir savaşın nelere yol açabileceğinin. Bütün dünya zarar görür bundan. Bu tehditler oluyor. Ben işte Rus ve Çin'le de dengesi de var. Tehditlerle biraz bir şekilde bir şey yapmaya çalışıyor Başkan Trump ama dediğim gibi çok da bir yere varacağını tehditlerle zannetmiyorum. Ya sıcak savaşa döneceğini de zannetmiyorum. Bir şekilde böyle bir üstüm üstünde gidiyoruz. Evet. İnşallah yumuşar diyelim. Evet. Şimdi bu tarafta bir kayma da var aslında müttefik olma tarafında. Çünkü AB ülkelerine baktığımız zaman nükleer krizin ilk çıktığı dönemlerde İran'ın yanında olduklarını görüyorduk. Daha destekleyici açıklamalar vardı. İşte fazla üzerine gidildiğini düşünüyorlardı Tahran yönetiminin. Ama son yapılan açıklamalara baktığımız zaman biraz daha onlarda işte ABD yanlısı söylemler sergiliyorlar daha çok. En son Boris Johnson'ın yaptığı açıklamaya bakarsak İran'a karşı hem Avrupalı müttefiklerimizin hem de ABD'nin yanında olacağız, ortak bir karar alacağız dediler. Nasıl ortak bir karar alınabilir? Yani AB ülkeleri de ayrıca bir yaptırım mı uygulamayı planlıyor yoksa çıkacak ortak karardan ne beklemeliyiz? Ondan. Açıkçası İngiltere ile Amerika her zaman yani çok büyük olasılıkla büyük şey zamanda şey yapar. Zaten birlikte hareket eder. Avrupa biraz daha farklı bir ses. Kıta Avrupası. Macron yeni görüştü. İşte Ruhani ile görüştü zannedersem. O arayı bulmaya çalışıyorlar. Orada aynı şeyleri söylemiyorlar tabii. Aynı dili konuşmuyor kıta Avrupası ile İngiltere ve Amerika. Yani açıkçası ben dediğim gibi yine İran bir anlaşma yapılmıştı. Şimdi tabii ki detayları çok bilmiyoruz. Şimdi Başkan Trump diyor ki sözlerini tutmadılar. Şimdi orada detayları çok içeride ne kadar ne tuttu ne tutmadı bilmiyorum ama yani bunun yolu her şeyi silip atıp bütün anlaşmaları zaten Trump'ın şeyi o, tavrı o biraz. Silip atıp hadi bakalım savaşa kadar sürüklemenin manası yok. Yani bir şey yanlış gidiyorduysa onu düzeltmek lazımdı. Ben Obama'nın tavrının orada çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Orada ciddi bir yumuşama olmuştu ve İran da vazgeçiyordu. Yani barışçıl amaçlarla bir şekilde şey yapabilir. Nükleer tesis belki yapabilir, geliştirebilir ama yani tabii nükleer silahlar aslında hiç kimse de olmaması en ideal veya bir şekilde. Biliyorsunuz o şimdi şey gelmişken Rusya ile de olan anlaşmayı bozdu Başkan Trump. Yani Başkan Trump'ın dünyayı sürüklediği yer aslında çok da iyi bir şey değil. Yani orayla anlaşmayı bozuyor. Bir ticaret savaşlarına hiç girmiyorum. Orası apayrı bir dünya zaten. Bir şekilde gerginlik politikası izliyor böyle kimse anlaşmaları bozarak.
Özellikle nükleer tarafında, ticaret bir tarafta da nükleer çok şakaya gelecek bir şey değil. Dediğim gibi bir sürü şey söylüyor, sonra yumuşuyor, farklı bir şey söylüyor başkan. Ama yani yine de bu gerginlik politikası, anlaşmaları bozmak bence iyi değil. Avrupa'nın biraz daha ortada arabulucu olarak kalmasında da fayda var bence. Çin tarafından değerlendirelim konuyu. Aramco'ya yapılan saldırıların %5'ini, dünya petrol üretiminin %5'ini etkilediğinden bahsettiniz siz de az önce. Arabistan'ın en büyük petrol ithalatçısı aslında Çin. Çin'i nasıl etkileyecek bu durumlar ve petrolü nasıl etkileyecek? Petrol fiyatlarını nasıl etkileyecek sizce? Bir gecede %10 üstünde çıkış yaptı zaten bir saldırıyla beraber ve buna muhtemelen diyelim, işte orada da çok belli değil ama birkaç tane drone, 10-15 tane neyse drone saldırısı neden oldu. Çok da basit bir saldırı gibi görünüyor. Suudi Arabistan'ın işte savunma sistemleri çalışamadı ya da tespit edemediler bir şekilde. Burada risklere ne kadar açık olduğu ortada petrol tesislerinin. Tabii ki Çin de çok etkilenir. Sadece Çin değil, bütün yani oradaki arzın kesilmesi, Körfez'den arzın kesilmesi, Suudi Arabistan petrol arzın kesilmesi çok ciddi etki yapar. Zaten işte tarihi olarak bir günde en fazla çıkışını yaşadı saldırının olduğu gece petrol fiyatları. Bu yani her şeyi etkiler. Herkesin ekonomisini de etkiler. Biz 73'te, 74'te de yanlış hatırlamıyorsam OPEC krizinde çok ciddi bir dünya krize girdi o petrol ambargosu zamanında da. Yani sadece Çin'i de tabii kötü etkiler ama hepimizi, bütün dünya petrol fiyatlarının artması. Özellikle Türkiye için de, Türkiye'ye soracaksanız. Türkiye zaten biz petrol ithal eden bir ülkeyiz, enerji ithal eden bir ülkeyiz. Tabii ki bizim de ödemeler dengemizi, ithalatımızı, her şeyi olumsuz etkiler. Çok aşırı petrol fiyatlarının çıkması. Peki. Şimdi Birleşmiş Milletler'de Trump'ın diğer değindiği gündem maddelerine, yankılanan maddelere gelecek olursak, ticaret müzakereleri tabii ki bir sonraki unsur. Orada da taahhüt edilen reformlara Çin'in uymadığından bahsediyor Trump. ABD için kötü anlaşmayı asla kabul etmeyeceğiz diyor bir yandan ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Çin Başbakan Yardımcısı Liu He'nin tekrar bir araya geleceğini görüyoruz. Sizce ABD ile Çin arasında bir uzlaşma öngörüyor musunuz? Yani hep konuşuyoruz, işte 2020 Kasım'ı bekleniyor, ondan önce bir uzlaşma olması çok mümkün değil deniliyor. İşte tarım tarafındaki ziyaretlerin gerçekleştirilmemesi söz konusu, onun da ABD tarafından aslında iptal edildiğini öğrendik. Bir yandan çok ılımlı, çok pozitif ilişkiler başladı. Böyle devam edecek deniyordu. Sonrasında tekrar görüşeceğiz, işte devam edeceğiz dediler. Birleşmiş Milletler'de farklı söylemler gelmeye başladı kulağımıza. Bir bağlantımız var. Oraya dönelim. Sorumun cevabını alayım ben daha sonra sizden. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal Ankara Sanayi Odası Eylül ayı toplantısında konuşuyor efendim. İzliyoruz. Mensupları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak uyguladığımız politikaların etkinliğini artırmak adına reel sektör ve diğer tüm paydaşlarımız ile uyum içerisinde çalışmaya özen gösteriyoruz. Bu vesileyle sanayicisinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün arttırılmasına katkı sağlamayı ve ülkemizin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde yol gösterici olmayı misyon edinen Ankara Sanayi Odası'nın bu nazik davetini son derece önemsiyor ve teşekkür ediyorum. Konuşmama makroekonomik görünüme ilişkin kısa bir değerlendirme ile başlamak istiyorum. Artan ticaret gerilimlerinin küresel büyüme ve para politikaları üzerinde belirgin yansımalarının olduğu bir konjonktürden geçiyoruz. Bu durum, ticaret ve sermaye akımları kanalıyla Türkiye'de dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde önemli etkiler oluşturma potansiyeline sahip. Nitekim son dönemde küresel büyümedeki yavaşlama eğiliminin belirginleştiğini ve bu ivme kaybının önemli dış ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği ülkeleri için daha belirgin olduğunu görmekteyiz. Bu yavaşlama Avrupa Birliği ile yaptığımız ticareti etkilese de firmalarımızın pazar ve ürün çeşitlendirme esnekliği ve rekabet kazanımları sayesinde ihracatımızdaki güçlü seyir devam etmekte. Diğer taraftan küresel enflasyonun ılımlı seyri genişleyici para politikası adımlarıyla risk iştahını ve gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımlarını destekliyor. Ancak gerek ticaret anlaşmazlıklarına ilişkin belirsizliklere, gerekse jeopolitik gelişmelere bağlı olarak gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımlarının dalgalı ve zayıf bir seyir izlediğini görüyoruz.
Dış finansman koşulları ekonomimizi risk birimi, kur ve beklenti kanalı üzerinde etkilediğinden küresel gelişmeler ve sermaye akımları üzerindeki etkilerini yakından takip ediyoruz. Değerli konuklar, yurt içi gelişmelere bakıldığında iktisadi faaliyetin 2018 yılının ikinci çeyreğinden itibaren dengelenme sürecine girdiğini görüyoruz. Geçen yılın ikinci yarısındaki daralmanın ardından gayri safi yurt içi hasılada 2019 yılının ilk yarısında ılımlı bir toparlanma gözlemledik. Dengelenme sürecinde net ihracatın büyümeye katkısı tarihsel olarak en yüksek düzeylerine ulaşarak iktisadi faaliyetteki yavaşlamayı önemli ölçüde sınırladı. Büyüme kompozisyonundaki bu değişim dış dengede belirgin bir iyileşmeye neden olarak 12 aylık birikimli cari işlemler dengesinin 2002 yılından bu yana ilk kez fazla vermesini sağladı. Başta sanayi üretimi olmak üzere öncü göstergeler, iktisadi faaliyetteki toparlanmanın ve ekonomideki dengelenmenin yılın ikinci yarısında da devam ettiğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşle birlikte ülke risk biriminin ve finansal oynaklıkların azalacağını, finansal koşullardaki kademeli iyileşme ile iktisadi faaliyetteki toparlanmanın ılımlı şekilde süreceğini öngörüyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemde reel kurun düşük seviyelerde seyrediyor olması, Türkiye'nin küresel ticaret pazarında sahip olduğu rekabet gücünü, dolayısıyla da dış ticaret dengesindeki iyileşmeyi desteklemekte. Rekabet gücü kazanımları, dış şoklara karşı ihracat potansiyelimize önemli bir dayanıklılık ve esneklik kazandırmakta. Böylelikle ekonominin daha dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme patikasına yönelmesinde önemli rol oynamakta. Nitekim son aylarda ekonomideki yaşanan toparlanma sürecine rağmen cari dengenin ana eğilimindeki yaşanan cari dengenin ana eğiliminde bir bozulma olmadığını görüyoruz. Turizm gelirlerindeki güçlü artışın da katkısıyla 2019 yılının geri kalanında cari işlemler dengesindeki iyileşmenin devam etmesini bekliyoruz. Değerli dinleyiciler, tüketici enflasyonunda 2018 yılının Ekim ayından bu yana belirgin düşüş görüyoruz. Sıkı para politikası ve koordineli politika çabaları neticesinde birikimli döviz kuru etkilerinin azalması ve iç talebin ılımlı seyri enflasyondaki düşüşün temel sürükleyicileri olarak öne çıkmakta. Bu faktörlerin katkısıyla enflasyondaki iyileşme eğiliminin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini öngörüyoruz. Enflasyondaki düşüşe bağlı olarak enflasyon beklentilerinde de iyileşme görmekteyiz. Enflasyon beklentilerinin çıpalanması, para politikasının etkinliği ve enflasyon büyüme ödünleşiminin azaltılabilmesi açısından kritik önem taşımakta. Önümüzdeki dönemde enflasyon görünümündeki iyileşmeye bağlı olarak beklentilerin de iyileşmeye devam edeceğini değerlendiriyoruz. Değerli Ankara Sanayi Odası üyeleri, kıymetli misafirler, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak Temmuz ayındaki 425 bas puanlık indirimin ardından Eylül ayında da politika faizini 325 bas puan indirdik. Daha önce de belirttiğim gibi son dönemde enflasyon dinamiklerinde iyileşme gözlemliyoruz. Küresel gelişmelerin de etkisiyle para politikasında oluşan hareket alanının önemli bir kısmını Temmuz ve Eylül aylarında önden yüklemeli bir şekilde kullanmayı tercih ettik. Bu kararı alırken hedeflediğimiz dezenflasyon politikasıyla büyük ölçüde uyumlu olan bir para politikası duruşu hedefledik. Gelinen noktada para politikası duruşunun enflasyondaki düşüş sürecini destekler nitelikte olduğunu değerlendirmekteyiz. Öte yandan Türkiye'de enflasyon gelişmekte olan ülke grubuna kıyasla halen yüksek seviyelerde. Enflasyondaki düşüşü kalıcı hale getirebilmemiz için para politikasındaki temkinli duruşumuzu sürdürmemiz gerekmekte. Bu çerçevede parasal sıkılığın düzeyini enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleyeceğiz. Merkez Bankası olarak aldığımız kararların kredi piyasası üzerinde etkili olduğunu görmeye başladık. Temmuz ve Eylül aylarındaki faiz indirimleriyle birlikte mevduat ve kredi faizleri geriledi. Kredi faizlerindeki gerilemeyi hem firma hem ihtiyaç kredilerinde gözledik. Ayrıca kredi büyüme hızı tüketici kredilerinde daha belirgin olmak üzere yükselişe geçti ve kredi büyüme oranlarında ılımlı bir canlanma gözlendi.
Parasal aktarım mekanizmasının gecikmeli etkilerine bağlı olarak önümüzdeki dönemde kredi piyasasındaki canlanmanın daha belirgin hale geldiğini görebiliriz. Saygıdeğer konuklar, konuşmamın bu bölümünde kısaca fiyat istikrarı ile büyüme ilişkisinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu iki kavramın birbiriyle çelişmediğini, aksine birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu belirtmek isterim. Verimlilik artışına dayalı bir büyüme, fiyat istikrarının sürdürülebilirliğini güçlendirirken, fiyat istikrarının sağlanması, belirsizliği azaltıp faizleri düşürmek suretiyle yatırımları ve büyüme potansiyelini destekler. Bu noktada merkez bankalarının uyguladıkları para politikalarıyla fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme arasındaki ilişkiyi nasıl etkilediğine değinmek istiyorum. Bildiğiniz üzere merkez bankaları uyguladıkları para politikası vasıtasıyla toplam talep, kredi koşulları ve benzer makro değişkenleri etkilemek suretiyle nihayetinde enflasyon üzerinde belirleyici rol oynarlar. Merkez bankaları faiz politikasıyla yalnızca kısa vadeli faizi belirlemekte ve bu faiz politika faizi olarak adlandırılmaktadır. Merkez Bankası'nın politika faizi bir hafta vadeli repo ihale faizi oranı olarak belirlenmiştir. Para politikası öncelikle finansal sistemdeki fiyatlamaları etkiler. Maliyetleri değişen bankalar daha sonra diğer bazı başka faktörleri de dikkate almak suretiyle bu değişimi kredi ve mevduat faizlerine yansıtırlar. Biz buna aktarım mekanizması diyoruz. Reel sektörde faaliyet gösteren firmalar açısından değerlendirildiğinde para politikası özellikle iki açıdan önemlidir. Borçlanma maliyeti ve öngörülebilirlik. Piyasada uzun dönemli kredi faizleri, merkez bankacılarınca belirlenen politika faizinin üzerine kredi risk primi, vade primi ve enflasyon bekleyişleri gibi unsurların eklenmesiyle oluşur. Dolayısıyla merkez bankaları enflasyonist baskıların yaşandığı bir dönemde parasal sıkılaştırmaya gittiğinde bankaların kısa vadeli maliyetlerini artırmış olsa dahi risk primi ve enflasyon beklentilerini azaltabildikleri ölçüde uzun vadeli faizleri olumlu etkileyerek reel sektör firmalarının borçlanmasını kolaylaştırabilir. Para politikası duruşunun reel sektör açısından bir başka önemi ise özellikle yüksek oynaklık dönemlerinde enflasyonun gelecek dönemde izleyeceği seyre dair sinyal gücü ve rehberlik özelliği ile öngörülebilirliği sağlamaktan geçer. Enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması, reel sektörde faaliyet gösteren bir firma açısından girdi maliyetlerinin düşürülmesi, ileriye dönük fiyatlama yapabilmek, yatırım ve üretim süreçlerini planlamak açısından önem arz etmektedir. Dolayısıyla merkez bankaları para politikası kararlarını alırken orta ve uzun vadeli bir perspektifle fiyat istikrarını ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamaya yönelik bir anlayış benimsemektedir. Enflasyonun yüksek olduğu, döviz kuru üzerinde değer kaybı baskılarının ve oynaklığın fazla olduğu dönemlerde sıkı para politikası duruşunun gerek öngörülebilirlik, gerekse uzun vadeli borçlanma maliyetleri üzerinden reel sektörü rahatlatabileceğini unutmamak gerekir. Saygıdeğer katılımcılar, günümüzde birçok ülke merkez bankası para politikalarını kurgularken kullandıkları bilgi setlerini çeşitlendirmeye ve zenginleştirmeye büyük önem vermektedir. Bu bağlamda özellikle reel sektörden edinilen bilgiler, reel sektörün değerlendirmeleri ve ihtiyaçları karar alma süreçlerine artan düzeyde dahil edilmektedir. Biz de Merkez Bankası olarak para politikası süreçlerinin tasarımında veri odaklı bir yaklaşım ile hareket etmekteyiz. Bu çerçevede mikro düzeydeki dinamikleri ve saha bilgilerini yakından analiz etmemize olanak sağlayan mikro verileri de bu süreçte yoğun olarak kullanmaktayız. Örneğin, siz değerli reel sektör temsilcilerinin karşı karşıya kaldığı krediye erişim, yabancı para borçluluk, ithal girdi kullanımı ve benzeri konuları firmalar ve bankalar düzeyinde eriştiğimiz mikro veriler ile derinlemesine analiz etmekte ve bu analizlerin sonuçlarını politika süreçlerimizde değerlendirmekteyiz. Politika etkinliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla sağlıklı ve kapsayıcı ekonomik büyümeyi desteklemek adına ana paydaşlarımızdan biri olan reel sektörle çift yönlü iletişim kurmaya özel önem veriyoruz. Reel sektörün nabzını tutmaya yönelik olarak sahadan elde ettiğimiz değerli bilgileri diğer tüm verilerle birlikte harmanlayarak politika oluşturma süreçlerinde değerlendirmekteyiz. Bu bilgilerin karar alma süreçlerimiz açısından en kıymetli girdilerden birini oluşturduğunu ifade edebilirim.
Değerli katılımcılar, konuşmamın bu kısmında Merkez Bankası olarak reel sektörle etkileşim içerisinde yürüttüğümüz bu saha çalışmalarından bahsetmek istiyorum. 2013 yılından bu yana sahaya inerek ekonomik faaliyetlerin seyrini bölgesel ve sektörel bazda yakından takip etmek amacıyla siz değerli reel sektör temsilcileriyle yüz yüze görüşmeler yapıyoruz. Aranızda bu görüşmelere katılanların da bildiği üzere bu toplantılar bankamız yöneticileri ve çalışanları ile firmaların karar alıcı üst düzey yöneticileri arasında gerçekleştiriliyor. Konusunda uzmanlaşmış yetkin çalışanlarımızdan oluşan 50 kişilik bir ekiple her ay Türkiye'nin dört bir yanında bu görüşmeleri yürütüyoruz. Bu kapsamda her yıl düzenli aralıklarla farklı sektör ve ölçeklerden yaklaşık 2000 firmayı ziyaret ediyoruz. Bugün de aramızda bulunan Ankara Sanayi Odası üyesi birçok firma temsilcisiyle oldukça verimli görüşmeler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar saha çalışmaları kapsamında Ankara'da yaklaşık 250 firmayla 500'ün üzerinde görüşme gerçekleştirdik. Bu ziyaretlerde talep koşullarından yatırım duruşuna, finansman koşullarından fiyatlama davranışlarına kadar pek çok konuya odaklanıyor ve firmaların karar alma mekanizmalarına ilişkin kapsamlı ve eş zamanlı bilgi ediniyoruz. Bu bilgiler özellikle belirsizliğin arttığı, iş çevrimlerinin değiştiği dönemlerde resmi istatistiklerden daha zamanlı ve detaylı olarak değerlendiğinden bizler için daha da kritik bir önem arz ediyor. Buna ek olarak yurt içinde ve yurt dışında yaşanan gelişmeler ile hukuki ve kurumsal düzenlemelerin reel sektör dinamikleri üzerindeki etkilerini anlık olarak izleyebiliyor, yakın geleceğe dair konjonktürü ve aktarım mekanizmalarını daha iyi analiz edebiliyoruz. Şüphesiz ki firma ziyaretleri yoluyla derlediğimiz reel sektör firmalarımızın ekonomik görünümüne yönelik hissiyat ve duruşlarına ilişkin bilgiler, para politikası karar alma süreçlerimizde kullandığımız bilgi havuzumuzu derinleştirip zenginleştiriyor. Firmalarımızla yaptığımız yüz yüze görüşmeler, konjonktürel gelişmelerin yanı sıra yapısal konular hakkında bilgi edinmek ve firmalarımızı ilgilendiren bir düzenlemenin etkilerini anlamak açısından oldukça faydalı oluyor. Ve bilmenizi isterim ki sizlerle yaptığımız görüşmeler Merkez Bankası olarak bize ayrı bir sorumluluk daha yüklüyor. Görüşmelerde bize ilettiğiniz beklentilerinizi ve önerilerinizi ilgili kamu kurumlarıyla paylaşıyor ve sorunlarınızın çözümünde aracı olmaya çalışıyoruz. Zira sağlıklı ve verimli işleyen bir reel sektörün fiyat istikrarı ve finansal istikrar için vazgeçilmez bir unsur olduğunun farkındayız. Firma ziyaretlerinin para politikasının iletişiminin doğrudan ve daha etkin bir şekilde yapılmasına da katkı sağladığını belirtmek isterim. Merkez Bankası olarak politika adımlarımızı sizlere daha iyi anlatabilirken sizlerden de uygulanan politikaların yansımalarını doğrudan öğrenebiliyoruz. Bu çift taraflı iletişim fiyat istikrarı ile konjonktürel ve yapısal konular hakkında kamuoyunda farkındalık oluşturma çabamıza katkı sağlıyor. Böylelikle Merkez Bankası ve reel sektör arasındaki iletişim köprüsünü daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Değerli Ankara Sanayi Odası üyeleri, kıymetli misafirler. Gerek anketlerle derlediğimiz istatistiklerde ve yapmış olduğumuz araştırma çalışmalarında, gerekse saha çalışmalarımızda faaliyetlerinizi büyük bir özveriyle sürdürdüğünüzü gözlemliyoruz. Son dönem görüşmelerinde başta savunma sanayi, makine teçhizat, fabrikasyon, metal ve mobilya sektörlerinde olmak üzere Ankara firmalarının ihracatı artırma, verimliliğe odaklanma, pazar çeşitliliğini ve ürün kalitesini artırma konusunda güçlü bir motivasyona sahip olduklarını görüyoruz. Bu kapsamda firmalarımızın dinamizm, yenilenme ve küresel rekabet koşullarına uyum sağlama hususunda önemli adımlar attıklarını ve ülke ekonomisine yaptıkları katkıyı artırdıklarını memnuniyetle takip ediyoruz. Biz de Merkez Bankası olarak fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrarı destekleme hedeflerimizi gözeterek sağlıklı ve kapsayıcı büyümeye katkı verme amacıyla hareket ediyoruz. Karşılıklı güven, işbirliği ve iletişimi geliştirerek çalışmalarımızı önümüzdeki dönemlerde daha da zenginleştirerek sürdürmeyi hedefliyoruz. Konuşmama burada son verirken değerli fikirlerini ve önerilerini samimi bir şekilde bizimle paylaşan ve çalışmalarımıza katkıda bulunan bütün firmalarınıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde bu işbirliğinin daha da derinleşip güçleneceğine inanıyorum. Başta Sayın Başkan Nurettin Özdemir olmak üzere Ankara Sanayi Odamıza davetleri ve gösterdikleri misafirperverlikten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Evet, gelişmeleri aktardık. Murat Uysal'ın açıklamaları vardı. Önemli mesajlar ilettik. Üzerinden geçmem gerekirse yine gelişenlere portföy akımı dalgalı ve zayıf işliyor demiş. İhracatın katkısı iktisadi faaliyetteki yavaşlamayı sınırladı. Ekonomideki dengelenme ikinci yarıda da devam ediyor. Toparlanmanın ılımlı şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Tüketici enflasyonunda belirgin bir düşüş görüyoruz. Cari dengenin ana eğiliminde bir bozulma görmüyoruz. Enflasyondaki iyileşme eğilimi önümüzdeki dönemde de devam edecek diyor. Para politikası duruşu enflasyondaki düşüşü destekler nitelikte, para politikasındaki alanı önden yüklemeli kullandık şeklinde yorumları var Murat Uysal'ın. Nasıl değerlendiriyorsunuz gelen açıklamaları? Şimdi genel itibariyle olumlu açıklamalar yaptı. Bir şeyini yakaladığım, temkinli duruşumuz sürecek gibi bir şey, evet, dedi. Ya da temkinli davranacağız gibi bir şey dedi. O iyi bir sinyal. Yani aslında bu geçtiğimiz faiz indirimlerini çok yüklü yaptı hakikaten. Evet, onu da ifade ettim. Şimdi eğer onu kastediyorsa son cümlesiyle de, yani bu bir dahaki indirim adımında daha temkinli olacağını anlıyorum. Eğer gerçekten böyle ifade böyleyse, yanlış anlamadıysam. Ya bunu olumlu karşılıyorum. Çünkü çok yüklü faiz indirimleri yaptı Merkez Bankası. Biraz daha enflasyonun yönünde düşüşün görülüp indirimleri ona göre devam etmekte fayda var. Yani çok hızlı tekrar büyük bir indirim çok iyi olmayabilir. Yani çok doğru olmayabilir yıl sonuna doğru. Çünkü enflasyon tamam şimdi düştü. Ekim'de de baz etkisiyle tekrar düşecek ama tekrar bir yükselme trendine, ondan sonra da tekrar bir yükselme trendine girebilir. Türkiye'nin, ben her zaman söylüyorum, Türkiye'nin en büyük problemi enflasyon. Şu anda G20'de bakıyorsunuz, bir tek Arjantin var bizim üzerimizde ki onlar zaten krizde. İkinci sırada Türkiye enflasyon. Artık enflasyonla mücadele etme durumunda olan ülke kalmadı neredeyse. İşte bir Arjantin var, bir biz varız. %15-16'larda, işte bir süre önce 25'lerden buraya geldik, tamam. Ama bunun enflasyonla mücadelenin birinci öncelik olması lazım. İşte biliyorsunuz Fed de, ECB de hepsi enflasyona bakarak faiz indirimini yapıyorlar. Yani bizim de o enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayıp, bunu görüp ondan sonra bir indirimleri yapmamız lazım. Dengeler Türkiye'de çok çabuk bozuluyor. Biraz da kırılganlık da var. Yani güven bir şekilde, biliyorsunuz geçen sene bu güven sarsıldı ve bu bize bir seneye mal oldu. Yani geçen sene Ağustos'ta yaşadığımız kur krizi ve daha biz yeni yeni bunun etkilerinden işte kurtuluyoruz. O nedenle bundan sonraki adımların hakikaten temkinli atılması lazım. Çok da şu anki olumlu gidişatı çok da harcamamak lazım sırf faizler düşecek diye. Bence dolar kuru da buralarda dengede. Eğer çok hızlı bir düşüş doları bu sefer yukarıya doğru hareket ettirirse dengeler yine bozulmaya başlar. Tekrar doların, özellikle kur artışının enflasyona geçirgenliği Türkiye'de çok fazla. Bu sefer tekrar aynı sarmala tekrar gireriz. O nedenle temkinli olmasında fayda var diyorum bundan sonraki adımlarda. Yani enflasyonun düşüşünü kalıcı olarak görmemiz lazım. Yani geçen sene Ağustos'ta bugüne baktığımızda tamam farklı hesaplanıyor belki ama çok ciddi fiyat artışları görüyoruz. Halkın cebimizden çıkan paraya bakarsanız çok ciddi bir fiyat artışı var Türkiye'de. %30-50 arasında neredeyse fiyat artışı var. Yani burada bir insanlarda da güvenin sağlanması lazım. Hem şirketler bazında, oyuncular bazında, hem de insanlar, vatandaş bazında. O güvenin sağlandıktan sonra ve enflasyonun kalıcı olarak düşüşünü gördükten sonra yeni adımları atmak lazım, değerlendirmek lazım bence. Evet, kendisinin aktardığı cümleler arasında para politikasındaki alanı zaten önden yüklemeli olarak kullandık diyor. Bu noktada bir sonraki PPK'dan aslında çok ciddi anlamda bir faiz indirimi beklentisi içerisinde olmamamız gerektiğini çıkarabilir miyiz? Ben de öyle olduğunu düşünüyorum, öyle olacağını umuyorum. Çünkü yani çok yakın, dediğim gibi Ekim'deki baz etkisinden dolayı düşüşe de şu anki çok şey yapmamak lazım. Yıl sonuna doğru aslında gerçek Kasım, Aralık'tan olacak. Oralarda biraz yükseliş trendine girer zaten her zaman enflasyon. Onlara biraz bakmak lazım. Yani faiz az, yani indirim olsa bile ben çok fazla bir indirim beklemiyorum açıkçası. Yani ya cüzi bir indirim yapar belki veya hiç yapmaz. Peki, enflasyonla alakalı bu iyileşmenin kalıcı olacağı ve düzelmenin devam edeceğine yönelik beklentiler var. Az önce de bahsettiniz, Ekim ayı itibariyle yine baz etkisiyle beraber bir miktar daha geri çekilme göreceğiz. Ama sene sonu için enflasyondaki beklentileriniz nelerdir?
Demin dediğim gibi yani Kasım Aralık aylarında Türkiye'de de genelde de zaten bir fiyat artışları olur. Yani normal fiyat artışlı bir trendi olur. Onun için orada biraz daha para politikası da belirleyici olacak. Aslında bugüne kadar gelen şimdi hızlı indirildi ama yüksek faiz politikası da meyvelerini verdi. Onu da unutmamak lazım. Tamam biz geçen Ağustos'ta bir kriz yaşadık ama bu krizden biz yüksek faizi yükselterek çıktık. Ve bu düzeltmeyi de o sağladı. Yani ekonomideki dengeleri sağlayan da bu faizin yükselmesi oldu. Yani onu da göz ardı etmemek lazım. Yani kendi kendimize çıkmıyoruz. Bir şekilde yüksek faiz kötü bir şey. Ama maalesef bir hata olduğu zaman ya da bir problem çıktığı zaman bir şekilde bir acı ilacı içmeniz gerekiyor. O da Türkiye ekonomisinin acı ilacı oldu. Döviz kurları en azından kontrol altına alındı. Ve enflasyon nispeten kontrol altına alındı. Yani bu sıkı para politikasını bir süre daha devam ettirmek lazım. Ayrıca ben yani sürekli değiniyorum yani bir de bütçe disiplinine dikkat etmek lazım. Bütçe disiplinini sağlamak lazım. Evet, cari dengeyle alakalı ana eğiliminde bir bozulma görülmediğiyle ilgili açıklaması vardı Uysal'ın. Çok kısa bununla alakalı da yorumunuzu alabilir miyim? Tabii işte doların dediğim gibi denge seviyesi aslında 5.5-5.60 diyeyim yani 6 arasında bir denge oluştu gibi görünüyor. Bu dengede zaten cari açıktan da görüyoruz yani cari fazla vermeye başladık. Oradaki denge gayet iyi düzelme eğiliminde. O nedenle bunu da bozmamak da lazım. Yani doların ne çok düşmesi iyi. Şimdi ticaret savaşları, kur savaşlarını da düşünürsek dünyada ne çok düşmesi iyi ne de çok çıkması iyi bizim için. Onun için denge seviyesi şu anda iyi. Cari de açıkta denge de bir şekilde dengeye geldiği için aslında bu seviyeler de demek ki bu politika, bu para politikası biraz da sıkı para politikası meyvelerini veriyor demektir. O nedenle orada herhalde bu şekilde biraz daha temkinli olunursa düzelme devam edecek gibi görünüyor. Peki, çok teşekkür ediyorum ben değerli yorumlarınız için, ben katılımınız için. İMSAZ Yönetim Kurulu üyesi Doktor Hakan Avdan bizimle beraberdi. Gündemi değerlendirdik efendim. Kapatıyoruz. Saatler 15.30'u gösterdiğinde küresel piyasaları görüşmek üzere. Yeniden burada olacağız. Şimdilik hoşçakalın.